Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MacBook Pro açılımı yapıyoruz. Şöyle görüyorsunuz zaten kutusu. Arkasında da bilgiler falan var. Açalım şimdi bunu. Evet, şimdi arkadaşlar MacBook Pro 13 inç Space Gray rengini açacağız. Biz Apple'ın kendi sitesinden aldık. Evet, şimdi şöyle. Şimdi de sizlerle birlikte açılımını yapıyoruz. UFS kargo ile bir gün içinde geldi. Açtık. Ve bakalım. Şimdi içinden galiba beyaz kutusu çıkacak. Daha önce hiç MacBook kullanmadım. Ha, şurası tam olmamış. Bir dakika abla, biraz geriye getireyim de kadere şu. Ve ters tutuyormuşuz aslında. Ama orada bunu bilgiler falan da vardı ya. Kutusu gerçekten ağır geldi bana. Şöyle bunu atalım. Şöyle gösterelim. Dediğimiz gibi başta da Space Gray rengini aldık. Sen çevir. MacBook Pro. Çevir. 13 inç. Galiba başka bir yazı yok. Biz de ilk defa MacBook aldık. O yüzden ilk defa da açılımını yapıyoruz. Şuradan açıyor olmamız gerek. İzlediğim videolarda hep öyleydi. Aa, çok güzel açamadım. Ve üstü geliyor. Biliyorsunuz bu AirPod kampanyalıydı. AirPod'umuz da şurada. Avokadolu da kılıf aldık ona. Bunu da atıyorum. Ve tıp 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 tıp. Nereden açılacaklarını bilmediğim için. Çok güzel. Galiba şöyle kaldıracağım. Ben yine karton kutu. Ah. Ve. Açıyorum. Tıp tıp tıp. Çok güzel. Bakalım. Açıkçası 13 inç fakat boyutu tahmin ettiklerinden gerçekten büyük. Şöyle. İlk defa bir MacBook'um oldu. Kenara koyuyorum bunu açmadan önce. Kutunun içinden neler çıkıyor bir göz atalım. Bu ara kablo sanırım. Klasik, evet. iPhone'larda da olan. Ama daha kalın. Daha uzun da. Uzun ve kalın. Şöyle bir ucunu bana ver. Ve ucu değişik. Bir dakika şöyle açalım. Bana kalın geldi sadece. Gördüğünüz üzere gerçekten şöyle. Uzun. Şöyle. Getir. Geldilercim. Kenara koyalım. Kalın olması hoşuma gitti. Çünkü bilgisayarların bu yine Sticker'ıma bak, benimkisi Space Gray olduğu için. Aynen, uzay grisi. Normalde beyazım. Şöyle MacBook Pro şeyleri falan çıktı kullanım timer'ı. Sonra adaptör. Adaptör çok büyük ve ağır. Bir şey diyeceğim, normal adaptörü göstereyim mi? Ne, tutsana sen de. Şurada normal Apple adaptör logosu da var. Bakın normal adaptörü. Tabletim bu ve iPhone 11'inkisi daha da küçük. Sadece şu kısmı birazcık daha büyük hali gibi. Geldilerdim, evet. Açayım. Galiba şu Apple logosu kılıfının üstünde. Hı, şuradanmış. Hepsinin bir açma yeri var. Kendime oyuncak oynuyor gibi hissediyorum. Çok eğlenceli. Aa, Apple logosu işlenmiş. Çok hoşuma gitti. Bayağı ağır. Yani kutuyu ağırlaştıran buymuş. İçinde artık bir şey yoktu. Artık o da bitti. Ve bilgisayar. Ve bilgisayarımız nasıl açacağımı... alttan. Ve gel, üstten açıyorum. Çok güzel. Ben daha önce arkadaşlar dediğim gibi hiç MacBook'u kullanmadım. Görmedim de Space Gray rengini. Silver rengini biliyorum ve çok güzelmiş. Bakalım şimdi açtığımız zaman ters taraftayız. Düşünün, yani o kadar hiç kullanmadı. Tek elle açılıyor dediler. Bakalım bizimkisi de açılacak mı? Çok ince. Evet, gördüğünüz üzere. Windows'larda bulunmuyormuş. Ve şansımıza açıldı. Şarjı bitik mi geldi dedim bir an için arkadaşlar. Gel derdim üstten. Gördüğünüzde MacBook Pro touch barlı. Bu klavye kısmı gerçekten çok geniş. Pürüzsüz. Rengi çok hoşuma gitti. Ben gerçekten daha da koyu bekliyordum. Şimdi dil geldi. Ben dili Türkçe seçeceğim. Buraları durduralım mı? Bakalım, bir ilerleyelim. Kişisel bilgileri istediği zaman durdururuz.
daha dil seçtik. Touch bar açıldı gördüğünüz üzere. Biz bunu nasıl seçeceğiz şimdi? Nasıl aşağıya ineceğiz? Şu tuşları kullanıyorum arkadaşlar. Şuraya bakın. Çünkü daha başka nasıl yapılırız bilemedim. Şöyle ben... zaten teknosalayda da görebiliyor. VoiceOver adlı yerleşik bir ekran okuyucuyu içerir. VoiceOver'ı nasıl kullanacağınızı biliyorsanız komut tuşu basılıyken touch bar'ın sağ ucundaki touch ID'ye 3 kez basın. Mekanizmi ayarlamak amacıyla VoiceOver'ı nasıl kullanacağınızı öğrenmek için escape tuşuna basın. Türkiye'ye mi geleceğiz? Ben Türkiye'ye gelmeye çalışıyorum. O sırada Siri bize nasıl kullanmamız gerektiğinden... Türkiye'ye geldik. Ha, Türkiye'ye geldim işte. Sonunda. Şöyle seçili oldu. Sürdür. Ayarları tamam. Özleştir. Daha bir şey diyeceğim mi? Yeterli değil mi? Özelleştirmeyecek misin? Ha, neyse sürdür. Tamam yeterli yani. Sürdür diyorum. Siri. Ha, buraları kapatalım. Siri'm vardı burada. Yok Türkçe'yi seçtik. Şimdi ben şifreyi bir öğrenip geleyim. Şifreye girdik. Bakalım bağlanmaya çalışıyoruz. Galiba bu odadan pek çekmiyor. Diğerine mi bağlansak? Veriler ve gizlilik. Bunu da kabul edeceğim. Şu an benim bu ilk bilgisayarımda olduğu için hiçbir bilgim yok. Bu yüzden bilgileri aktarma diyeceğim. Doğru. Şu an telefonum da iPhone 11 olduğu için bağlıyoruz bunları. Şu an doğrulama kodunu da girdik. Bakalım sözleşme çıktı. Kabul ediyorum ama değil mi? Evet kabul ediyorum. Şimdi de bilgisayar hesabı yarattık. iCloud'umla birleşiyor. Dilara şu an değişik bir şey yaptı. AirPods'unu manyetikmiş. Benden daha çok şey biliyor Dilara bu konuda. Ondan öğreneceklerim var. Şimdi Siri'yi de etkinleştirdik. Bakalım. Gelecek adımlarda neler var? Galiba son olarak Touch ID'mi yapacağım. Bu Touch Bar'da yazı çıktı. Dilerciğim sen tutar mısın? Koydu ablam şimdi. Algılıyor. Parmağınızı yerleştirin kaldırın diyor. Daha büyük. İşaret parmağımla yapıyorum. Apple'dan da mesaj geldi. Tamamdır galiba artık açılacak. Görünümümüz açık mı olsun Dilara? Açık olsun şimdilik. Daha telefonda güzel. Koyu mod kullanıyoruz ama. True Tone. Ha işte o mavilik falan var ya. Aa bu çok kötü. Bak True Tone olsun bence. Bunu da sürdürelim. Artık açıl. Sen... Her şey tamam. Açılsam açıl. Açıldı. Ve açıldı. Piksel kalitesi çok güzel. Aşağıda hiç yani çok az fikrimin olduğu uygulamalar var. Touch Bar'a bakalım. Bu ne oluyor? Ekran dokunmatik değil. Güncelleme Siri var diyor. Daha alalı yeni aldık. Hey Siri nasılsın? Siri de Touch Bar'daymış. Dilara hemen denedi. Burada olmaktan mutluyum. Teşekkür ederiz Siri biz de mutluyuz. Görüşürüz. Kapatalım. Touch Bar'da ses açma kapama tuşu video açtıysak oynatabiliriz. Şu parlaklığı ayarlama var. Mesela Touch Bar gitti şu an. Şu şuradan çekebiliyoruz. Bir Google'a girelim Dilara. Şu an hiçbir şey yüklü değil. Apple'ın kendi uygulamaları var. Nasıl giriyor? Aa bak FaceTime'den konuşabiliriz. Evet. Safari var mı? Beni kendimizi gördük. FaceTime gayet kaç megapiksel nasıl bilmiyorum. Nasıl kapatabilirim? Galiba tekrar ona basarsın. Yok kapatamadık. Neden? Touch Bar'da şöyle kapatma şeyi var. Ha, Touch Bar gidiyor o zaman. Evet. Çok hoş. Yalnız geliyorum. Bunu kapatır mısın?